Herkese merhaba. Yeni bir oyuncu incelemesiyle daha karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz oyuncu Brezilyalı Ronaldo olacak. Evet, sonunda kadro kurma görevi geldi diğer ikonlarla beraber. Bugün de Ronaldo'yu inceleyeceğiz. 5 yıldız zayıf ayak ve 5 yıldız beceri hareketleri var. Orta çalışma oranı, statlarına baktığınız zaman bitiricilik, hız, pas, dribling, fizik her şeye sahip. Bakalım oyun içinde de aynı performansı sergileyebiliyor mu? Öncelikle Ronaldo deyince ilk gözümüze çarpan şey bitiriciliği. Gördüğüm en iyi bitiriciliklerden biri. 94 kartını incelemiştim daha önce ve kullandığım en iyi forvetlerden biri olduğunu söylemiştim. Ama onu first time finesler olduğu zaman, yani yeni patch gelmeden önce incelemiştik. Şu an bambaşka bir oyun var biliyorsunuz. Ama Ronaldo yine Ronaldo. Hiçbir farkı yok. Bitiriciliğinin 10 üzerinden 10 olduğunu söyleyebilirim. Driplingi top ayağına yapışıyor. Tam bir hile. Zaten kliplerde, bazı kliplerde topa rakipler almaya çalışıyor. Top Ronaldo'ya çarpıyor. Sekiyor, önünde kalıyor ve top Ronaldo'dan ayrılmıyor. 5.5 milyon olmasının sebebi belki de bu yüzden olsa gerek. Bambaşka bir kart. Oyunda hissiyat tamamen farklı. Driplingi de dediğim gibi bug'lı. 5 yıldız zayıf ayak ve 5 yıldız beceri hareketleri var. Bir forvet için kusursuz. Sol ayağı hiçbir zaman sıkıntı yaratmıyor. İstediğiniz yerden vurabiliyorsunuz. Tornado ya da bolas flick deneyerek rakiplerinizi beklenmedik bir şekilde gafil avlayabilirsiniz. O yüzden çok kritik bunlar. Pasları 81 gözüküyor statlarında. Bence pasları çok kötü değildi. Öyle çok ince pasları geçiremiyor ama verkaç yaparken ya da yakın pas atarken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Pasları bence gayet güzeldi. Hızı şöyle söyleyeyim, Cristiano Ronaldo'ya göre mesela, Cristiano Ronaldo da mesela bu tarz bir oyuncu. Ama bence Ronaldo kesinlikle hızını hissettiren bir oyuncu. Ronaldo'ya göre inanılmaz hızlı. Cristiano Ronaldo'ya göre hızını hissediyorsunuz. Çevikliği de topu aldığı zaman iyi dönebiliyor. Bazen dengesinde sıkıntı oluyor. 85 gözüküyor ama bence gayet yeterli. Çok nadir de olsa dengesi kayboluyor ama hiç sorun değil. Atak pozisyonu bu kartın şöyle söyleyeyim, her zaman doğru yerde. Yaptığı koşulara bakacak olursanız gerçekten o golü atmak istediğini anlayabiliyorsunuz. Her zaman doğru yerde. Arkaya koşu yaptığı zaman uzayıp kaybolabiliyor bir anda. Rakiplerinin tozu dumana katıyor. Öyle söyleyebilirim. Tek sıkıntısı dayanıklılığı. O da 81 ama forvet oynattığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Sadece cam oynattığınız zaman çok ileri geri gideceği için yorulabiliyor. 70. ya da 75. dakikadan sonra değiştirmeniz gerekiyor. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Oyunun en iyi kartlarından biri forvet olarak. Yeni kadro kurma görevi 5.5 milyon. Fiyatı da yaklaşık normal marketten almak isterseniz 5.6 milyon. Çok pahalı. Evet biliyorum. Parası olan arkadaşlar için gayet güzel bir kart olabilir. Herkesin merak ettiği soru, Brezilyalı Ronaldo mu, Cristiano Ronaldo mu? Bana soracak olursanız Cristiano Ronaldo fiyat performans olarak hala daha önde. Belki normal kartı iyi değildir ama inform kartlarına baktığınız zaman ya da Team of the Year kartına baktığınız zaman biraz daha para verip Team of the Year Ronaldo'yu almak daha mantıklı. En azından kafa toplarında daha dominant olduğunu söyleyebilirim. Ama Ronaldo'nun SBC'sini yapacak olursanız da paketlerden yararlanma şansınız var. Bu size kalmış kesinlikle. Kafa topları kesinlikle Cristiano Ronaldo'yu daha öne çıkarıyor. Ama Brezilya Ronaldo topu ayağında çok iyi tutabiliyor. O da onun artısı. Fiyat performans olarak Ronaldo'ya kaç vermeliyim bilmiyorum. 10 üzerinden 9.9 vereceğim. Evet, 10 üzerinden 10 vermeyeceğim. 9.9 veriyorum. Overall ratingine de 10 üzerinden 10 vereceğim. Çok zorda kalırsanız, yani bilmiyorum. Ronaldinho da var. Bir sürü kart var yapacak ama oyundan zevk almak isteyen arkadaşlar için bu kart kesinlikle Brezilya Ronaldo inanılmaz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.